Herkese merhabalar. Bugün ip sürgünü ve yabancı ot temizliğinde kaya tuzu çözeltisi kullanacağız. Burada kullanacağımız kaya tuzu yıkanmamış doğal olan kaya tuzudur. Bunu nasıl temin ediyoruz? Bu daha çok büyükbaş hayvanlarda yalama taşı olarak kullanılan kaya tuzları var. Bunları alıyoruz. Daha sonra bunları öğüterek toz haline getiriyoruz. Şurada yakından alabiliriz. Şimdi biz bu aldığımız kaya tuzlarını değirmende öğüterek bu şekilde toz haline getirdik. Zaten şu topaklarda hemen gördüğünüz gibi toz haline geliyor. Bunu bu hale getirdikten sonra hocam piyasada bulunuyor mu bu? Piyasada dediğimiz gibi şimdi bunları biz daha çok hani büyükbaş hayvanlara da yalama taşı olarak kullanıldığı evet. için bu yem satan yerlerde genelde oluyor. Evet. Ama dediğimiz gibi ticari olmayacak. Hani ticari olarak satılan bazı tuzlar var. Evet. Paketlenmiş bunlar. Yani işleme tabi tutulmuş, bunlar işimizi görmüyor. Bize yıkanmamış, doğal olan bu tamam. kaya tuzu fındır, lazım. Fındır, kaya fındır. Şeklinde duruyor zaten bunlar. Bunu daha sonra öğüttük, bu şekle geldi. Bu şekle geldikten sonra biz burada %10'luk çözelti hazırlayacağız. Yani burada depomuz 15 litre. Buna 1,5 kilo burada kaya tuzunu hazırladık. Burada 1,5 litrelik kaya tuzu var. Burada tabi içinde yabancı böyle taş, toprak vesaire olmasın. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için bir defa en azından eleme yaparsak daha iyi olur. Biz burada sulandıracağız. Sulandırdıktan sonra burada süzgecimiz var. Bu süzgeçle beraber burada depomuza doldurup uygulamamızı yapacağız. Burada 1,5 litre 1,5 kilo olarak dediğimiz kaya tuzunu 10 kiloluk 10 litrelik kovamıza koyduk. Bunun üzerine su ilave ediyoruz. Şu an 8 litre. 8 litre. Bir 7 litre daha ilave edeceğiz. Şimdi bu kaya tuzunu bakın nasıl köpürüyor. Yakından alalım. Tamam. Şöyle yakından alalım. Bu şekilde köpürüyor. Bunu iyicene karıştırıp daha sonra süzgeçle depomuza bulaşaltacağız. Dediğimiz gibi %10'luk çözelti kullanacağız burada. Burada biz dip sürgünlerinde ve yabancı otlarda temizlik için kullanacağız bunu. Tamamen eriyene kadar karıştırmamız gerekiyor burada. Herhangi bir tortu, topak kalmasın. Bu şekilde karıştırdık. Şimdi depomuza boşaltacağız. Bunu da yine dediğimiz gibi bir süzgeçle. Koyuver, koyuver var mı? Koyuyoruz. Hadi gerek yok. Gerek yok, alırız sonra. Ölçmüş gibi 15 litre. Şimdi bunu bahçeye uygulamaya gidiyoruz değil mi? Depomuzu doldurduk. %10'luk kaya tuzu çözeltimiz hazır. Şimdi uygulama safhasına geçeceğiz. Dip sürgünlerinde ve yabancı ot temizliğinde kullanacağız. Uygulamada görüşmek tekrar üzere. Bir görüşmek üzere. Aynen. Şu an makinemiz hazır. Tuz pompamız hazır. Çözeltiyi hazırladık. Dip sürgünlerinde bu uygulamayı yapacağız. Yaklaşık ocak başına 1 litre kadar kullanacağız. Bu şekilde bir yaptıktan sonra kullanma tekrar başlayacağız. Uygulamamızı yaptık dip sürgünü ve yabancı otlarda kaya tuzu çözeltisini kullandık. Burada önemli olan tabii ki yine de yani uygulama yaptığımız gün güneşli sıcak bir gün olması lazım. Şu an saat zaten 1,5-2 civarları ve tam uygulama için normal bir saat ve güneş var şu an sıcaklık var. Bundan sonra çok fazla sürmeyecektir. Bir gün içerisinde zaten kendisini gösterecek. Hatta aynı gün içerisinde yine kendisini gösterecektir. Tabii daha ileriki zamanlarda bir 15 gün sonra veya bir ay sonra tekrar gelip buralardan bir takip uygulaması yine yapacağız, bakacağız ne durumda diye. Bugünlük uygulamamız bu kadar. Yeni uygulamalarda görüşmek üzere.